Ülkeler arasındaki ilişkiler önce iktisadi ilişkilerle başlar, sonra siyasi ilişkiler devreye girer. Bunların en çok iyi olgunlaştığının delili olarak da kültürel, dini, manevi ilişkiler başlar. Türk halkının Sincan özerk bölgesinde yaşayan Müslümanlara ilgisini doğru anlamak lazım. Çünkü Türk halkının kullandığı dilin babası dahi orada yatıyor. İlk Türkçe sözlüğü yazan Kaşgarlı Mahmut Kaşgar'da yatıyor. Türklere temel kavramları öğreten ilk filozof Yusuf Has Hacı orada yatıyor. Türk halkı oradaki Müslümanları kendi ataları olarak bilir. Aslında bunu tespit ettikten sonra artık orada sizin ifadenizle 20-25 milyon ortak akrabamız var demektir. Bu iki ülke arasındaki zenginliği daha da beraberliği daha büyük bir zenginliğe dönüştürmek için çok büyük bir fırsattır. Çin'deki toplum bu birlikte yaşama kültürü konusunda kendi tarihiyle övünebilir dedi. Ancak tarihte yaşanan acıları da biliyoruz. Buna rağmen hala bilhassa Türkiye'de ve İslam dünyasında Sincan özerk bölgesinde meydana gelen hadiseler çok farklı bir şekilde yer alabiliyor. Tekrar ediyorum, Çin'i yakinen takip ettiğim için bütün bu haberlere şahsen ihtiyatla karşılıyorum. Ama buna rağmen Müslüman halkın algısını ve muhayyilesini de dikkate alarak bir çalışma yapmak lazım. Polisiye ve güvenlik konuları ile inanç özgürlüklerine müdahaleyi birbirinden ayırmak lazım. Aslında orada yaşayan Müslümanların o bin yıllık kültürleri ve gelenekleri ne kadar güçlü olursa Çinlilerle birlikte inşa ettiği o bin yıllık hatta daha fazla inşa ettikleri o kültür, gelenek ne kadar güçlü olursa aşırı fikirler ve düşünceler o kadar oraya girme imkanı bulmaz. Onların bin yıldır sahip oldukları o kadim kültürü bugüne upgrade yaparak, güncelleyerek onlara modern yöntemlerle çok iyi almalarını sağlamak lazım. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şunu çok iyi bilin ki bu konuda hiçbir ön yargımız yoktur. Nitekim Çin Din İşleri Bakanlığı ve Çin İslam Cemiyeti ile imzaladığımız protokoller de bunun önünü açmıştır. Çin hanedanının Sultan Abdülhamid'den talebi üzerine orada bir üniversite kurulmuş. Darul Ulumil Hamidiye. Bu proje 100 sene önce Çin yöneticileriyle Osmanlı yöneticilerinin bizim bugün sahip olduğumuz ufuktan daha ileriyi düşündüklerini gösteriyor. Burada birlikte bir araştırma merkezi kurabiliriz mesela. Çin'in zaten sahip olduğu birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama kültürünü, birlikte yaşama hukukunu çağdaş bir metotla, eğitimle nasıl vereceğimizi tespit edeceğimiz bir araştırma merkezini birlikte kurabiliriz. Dediler ki Çinliler İslamiyet'i kendi topraklarına ait yerli bir din olarak görüyorlar. Çünkü İslamiyet buraya herhangi bir savaşla falan gelmedi. Barışla geldi. İnanıyorum ki bu kültürel ilişkilerimiz çok daha ileri boyutlara varacaktır. Sizin bu ziyaretiniz bunu daha da pekiştirecektir. Ben de ilk defa Türkiye'ye geldim. Çin ve Türkiye arasında uzun tarihe dayanan çok uzun bir iletişim tarihimiz var. 这个近几年两国之间的友好交往，正如吉老先生说的，从经济到政治，乃至到文化，有了更广的接触和交流。 Ve aramızda bulunan bu dostane iletişimimiz tam sizin dediğiniz gibi iktisattan başlayarak siyasette ve kültür alanına da yansıtıyor. 这我们国家的穆斯林群众呢，也有2000多万。 Bizim ülkemizde bulunan Müslüman halkının sayısı da 20 milyondan daha fazladır. 这个新疆穆斯林的民族在我们国家有10个。
Şimdi Çin'de Müslüman halkı olan etnik grupların toplam sayısı 10 tane. 分布在我们国家31个省。 Ve ülkemizin 31 eyaletlerinde yaşıyorlar. 人讲的龙凤呈祥，这是一条龙，这是一个凤。中国人讲龙凤呈祥，祝你一切顺利。中国年轻人结婚都要有龙凤。